سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaalar, rıdvanullah teala aleyhi mecmainin, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimize ervah için el-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahman Rahim. Elkim dünya günü hamdülillah. Müstakim esrat Allah sana elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-amalu indallah seb'a. Ameller Allah katında 7 türlüdür. 7'ye böyle derece bakımından 7'ye ayrılır. Bu amellerin derecelerinin farklı olmasının sebebi niyetledir. Bundan olabilir. Bir ameli, basit bir ameli peygambere uymak niyetiyle yaparsanız ibadet olur, sevap olur. Başkalarına yaranma niyetiyle yaparsanız riya olur. Ha, ameller bu niyetlere göre değerlendirilir. Veya müminin yaptığı iş cennet kazandırır, ahiret sevap kazandırır. Kafirin yaptığı iş dünyada belki maddi bir imkan sağlayabilir ama ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yani imana göre, küfre göre ameller farklı olur. Bir de ahlak durumlarına göre insanların yaptığı ameller farklı olur. İhlasa göre farklı olur. İşte bu gibi şeylerle ameller 7 türlüdür buyuruyor Peygamberimiz. Amelen muciben. 2 amel vardır. Onlar hem cenneti hem de cehennemi gerektirir. Eğer niyet halisse, Allah'ın rızası kazanmaksa, usulüne uygun yapmışsan cennet kazandırır. Ama niyet gösterişse, riyaysa, sümaysa, duysunlar, adım duysunlar, meşhur olayım diye yapıyorsanız bu sefer cehenneme gidersiniz. Böyle 2 amel. Bir, aynı amel cenneti de gerektirir, cehennemi de gerektirir. Evet, böyle ameller vardır. Ve amelen bi emsalihime. Bazı ameller de misli misinedir. Yani şu iki şey gerektirmez. Fazla de şey de olmaz. Bire bir mesela. Öyle kazandırırlar. Ve amelün bi aşir emsalih. Bir amel de vardır 10 misliyle. Bir yaparsın 10 kazanırsın. Evet, Kur'an Azimüşşan'da men ca'e bil hasenati felehu aşir emsaliha. Evet. Kim güzel bir amel ile gelirse, yaparsa 10 misliyle sevap alır. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Müminler tabii. Müminler Allah'ın emrine uygun, Resulullah'ın sünnetine uygun, dinimize uygun bir iş yaptılar mı en az 1'e 10 kazanırlar. Evet, güzel bir iyilik yapan 10 misliyle. Böyle ameller var. Ve amelun bi seb'ime. Bazı ameller de vardır 700 kazandırır. 700. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu hususta da meselul ladin yunfikun emvalun fi sabilillahi kemesel habbe fi kulli sunbulatin mi'at habbe. Allah yolunda harcayanların misali neye benzer? Sırf Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna yapılan işler, müminler böyle amelleri, böyle mallarını infak ederlerse
bir tane misalidir. O tane atarsın toprağa, kökünden 7 tane sap çıkarır. Evet, 7 başak çıkarır ucunda. Fi külli sümbületin med habbe. Her başakta da 100 tane vardır. Böylece ne oluyor? 1'e 700 oluyor. Evet. Öyle güzel işler de vardı. Allah yolunda sırf rızay bari için yapılmışsa 1'e 700 kazandırır. Ama yani bazıları böylelerdir. Böyledirler. Vallahi yuzayifu limen yeşe. Ama bazıları da vardır. 1'e 700 değil. Namütenahi. Cenab-ı Hak istediği kadar kat kat ona ecir verir. Böyle ameller de vardır. Evet. Ameller innemez yüveffe sabirune ecruhum bi gayru hisab. Böyle güzel işler yapıyor. Bu konuda her türlü nefsinin baskısına, dış baskılara sabrediyor. Sırf rıza ibari için, Allah rızası için, insanlara iyilik için, Allah'tan mükafat umarak iş yapıyor. Bu konudaki şeylere sabrediyorsa bir gayri hesap, hesapsız karşılık alacak. Kur'an-ı Kerim'de var. İşte güzel peygamberimiz de bunlara işaret ediyor. Ameller vardır. Bir bakarsın aynı amel cehenneme götürür. Bir bakarsın aynı amel cennete götürür. Bir bakarsın bire bir karşılık alır. Bir bakarsın bire 10, bir bakarsın bire 700. Ve amelun la ya'lemu sevabehu illallah. Bir takım işler de vardır. Onun karşılığını, sevabını ancak Allah bilir. O kadar çok kazandırır. Şimdi okuduk ayetleri. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb ayetinde bu beyan edildiği gibi. Ve emmel mucibâni. Evet, şimdi cennet veya cehennem kazandırabilen nedir onlar? Evet. Femen lakiyallâhe ya'buduhu muhlisan la yeşrik bihi şey'en vecebet lehu'l cennem. Bir iş yapıyorsunuz, sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak uğruna yapıyorsunuz. Halisane niyetle yapıyorsunuz. Bu konuda başkasını ortak etmiyorsunuz. Allah bir diyorsunuz, sırf Allah için yapıyorsunuz. Böyle mümin, Allah'a şerik koşmayan adam bu niyetle yapmışsa cenneti kazandırır o. Vecebet lehül cennet, ona cennet vacip olur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de var. Ve nehen nefse anil heva fe innel cennete hiyel me've. Evet. Ve emme men khafe meqam rabbi. Kim Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vereceğinden korkarak sırf Allah'ın rızası kazanmak için yapar. Heva hevesine, kötü şeylere kapılmaz da iş yaparsa, evet, fennel cennete hiyel me've, onun varacağı yer cennettir. İşte Peygamber onu söylüyor. Böyle halisane yapıldı mı, Allah'a şerik koşmadan muvahhid olarak sırf zabari için cennet ona vacip olur. Evet, cennet ona vacip olur. Ve ma umiru illa liyabudullah muhlisine. Allah Cüller Hazretleri de kendisine halisane niyetle ibadet edilmesini emreder. Böyle ibadet işle yapmamızı emreder. Ve men lakiyallah fakat eşrabihi vecebet lehul cennem. Ama yaptığı ameli Allah rızası için yapmaz, bu kimse de cehennemi boylar. Evet, cehennemi boylar. Men yüşrik billahi fakat habitu amelu. Kim Allah'a amelinde ortak koşarsa ameli boşa gider. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Efendimiz bunu yorumluyor zaten, açıklıyor. Ahirette de iflas edenlerden olur böyle kimseler. Onun için namaz kılarken sırf rıza bari için kılmalı. Bana güzel namaz kılıyor desinler diye namaza emek çekmemeli. Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olarak güzel namaz kılmalı. Şimdi bu konuda birçoklarımız kaybediyor. Namaz kılıyoruz kime? Allah'a. Evde namaz kıldığımız Allah da bir,
Kalabalık içinde kıldığımız Allah da bir, değil mi efendim? Ama bunu birçok insan yapıyor. Başkasının yanında namaz kılarken öyle dikkatli kılıyor böyle, gayet güzel. Rükûsu, secdesi, eğilip kalkması falan. Evde kıldığı zaman tavuğun yemekle de bir güm 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 hadi kılıyor. Ya aynı Allah'a ibadet ediyorsun. O zaman camide böyle kıldığına göre kimin için böyle kıldın? İnsanlar namaz kılıyor ya, herife bak desinler diye. Ortak koştu mu işler yaş. Ameli boşa gider. Şimdi yapılan amellerde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak lazım. Buradan hareketle kimse bana kızmasın, darılmasın. Müezzinler de darılmasın. Kitaplarda onları arz ediyorum. Şimdi burada söylüyor. Bilal Habeşi Hazretleri için, tüm ümmetler için, falan 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 için, bilhassa Allah rızası için. Hocam etme yavur, güzel kardeşim. Ulema diyor ki, şeklen bile olsa başkalarının yerine Allah'ı koymak yanlıştır diyorlar. Bilal Habeşi için, tabiün için, tebe-i tabiün için, ümmeti Muhammed için El-Fatiha de. Bunda hiçbir problem yok. Ya da Allah rızası için El-Fatiha de. Bunda da bir şey yok. Ama bunu saysaydın da yanında Allah koydun mu, şeklen onun yanına getirmeyi bile doğru bulmuyorlar alimler. Ben de söylüyorum. Ama camilerde bilhassa cenaze namazında da bilhassa Allah rızası için diyor. Ya kardeşim, bu adama biz cenazemizi kıldık, Allah rızasını kıldık. Bu adama biz dua ediyoruz. Tabii Allah rızası için, Allah'tan sevap kazanmak için yapıyoruz. Ama şeklen diyorlar, bunu yan yana getirdin mi? Aha bak, Allah'a ortak koştun mu yan yana getirmek, Allah'ı onunla beraber şeklen yan yana getirmek, ortak koşmanın benzeridir diyorlar. Ben böyle fetva verecek adam değilim. Fetva ehli hocaların sözlerini aktarıyorum. Şunun şunun ruhuna El-Fatiha, eyvallah. Allah için Fatiha, eyvallah. Ama şunun şunun ruhuna Allah için yanlış diyorlar hocalar, ben de size aktarıyorum. Aha buradan çıkarıyorlar. Kim böyle Allah'a ortak koşarsa ona da cehennem var. Böyle Kur'an-ı Kerim'de amelde boşa gider. Bu riyada, sümada bunlar tabii açık ortada. Adam şimdi ben okul yaptırırım ama caddenin kararsını yaparsanız bir adımı da yazdırırsanız derdin ne senin arkadaş? Herkes falanca okul yaptırmış. Helal olsun adama, dedirtecek derdi o. Yahu niye şart koşuyorsun? İstedikleri yapsınlar. İhtiyaç neredeyse onu yapsınlar. Senin hayır için yapacaksın. Falanca okul yaptırmış desinler diye yaptınız mı? O zaman ameli boşa gider. Bunu şart koşanlar oluyor. Cami yaptırma mı? Adımı yazarsanız diyor. Ya adın diye yazıyorsun mübarek adam. Senin cami yaptın Allah bilmeyecek mi? Bu hatalara çok düşülüyorlar. Bak, fakat habte amelu, ameli boşuna gider. Öbür tarafta Cenab-ı Hak, cami yaptırdım, okul yaptırdım, hastane ettim. Tamam yaptırdın da hedefin neydi? Meşhur olmaktı. Ya helal olsun adamı, bak okul yaptırmış, cami yaptırmış, ne kadar adı. Orada dünyada aldın alacağını, adından bahsedildi gazetelerde, her yerde. Burada bizde bir şey yok, bizim için yapmadın çünkü onu derler. Habite amelu, ameli boşa gider. Evet, rıza-i bâhi için olması lazım. Evet, ta sen Allah ikidir, üçtür filan de dersen, Allah'a inanmazsan, vecebet lehu nâr, ateş ona haram olur. Diğer riya, sümme ehline de ateş vardır. Amel de boşu. Ve men amele seyyaten cüziye bir mislihe. Bir kötülük yaptın mı, karşılığı bir cezadır. Cenab-ı Hakk'ın müminlere şeysidir bu. Lütfudur, ihsanıdır. Ama bir sevap, bir güzel sevaplı iş yaptın mı en az 1'e 10. 1'e 700, 1'e namütenahiye kadar kapı açık. Senin halisane niyetine göre o amelin yaptığın amelin kazandıracağı, insanlara kazandıracağı iyiliklere göre namütenahi sevap alabilirsin. İyilik böyledir ama evet, kötülük yaparsan bir kötülüğe bir suç, bir suça bir ceza. 1'e 1'dir. Onun cezası 1'e 1'dir. Evet.
İyi şey yaparsan ve men amiles hasenaten cüz'i aşran 10 misliyle en azından mükafatlandırılırsın. Ve men enfaka malehu fi sabilillah. Kim malını mesela altın, gümüş evet fi sabilillah Allah yolunda bütün hayır yollarında özellikle cihatta evet şimdi Çanakkale'de savaş olmuş. Namusumu kirletmem demiş bizim atalarımız. Dinimi, diyanetimi çiğnetmem, vatanımı çiğnetmem. Din, namus, vatan demektir. Vatan, namus demektir. Ha, hepsi böyle canını uğruna vermiş. İşte orada devlet baktım ben. 10 günde bir hoşaf suyu çıkarabilmiş. Devletin kasasına para yok. 10 günde hoşaf suyu, ekmek yok, aş yok. Öyle savaştılar onlar. Namuslarını çiğnetmediler, kirletmediler. Allah da yardım etti, kazandılar. Ha işte böyle durumlarda senin de malın mülkün var. Veriverdin askerlere, orduya, bağışladın. Evet. Bizi Rusya dağıldıktan sonra o taraf Türkiye devletlere götürdüler. Bir tank 10 bin dolardı. Bir tank. Evet. O zaman öyleydi, ucuzdu. Bir tank 10 bin dolar. Hemen aramızda topladık. Kaç tane tank alıverdik onlara? Biner lira versek 10 kişi bir tank. Allah yolunda. Adamla da para yok. Hiçbir şey yok. Evet. Allah yolunda böyle başta cihat olmak üzere, askerlik olmak üzere hayır ederseniz o zaman Allah yolunda ne oluyor bak? Du'ife. Evet. Lehu nefekatu dirhem bisab mi'avet dinar bisab mi'avet dinar. Evet. Altın mı harcadın? 700 misliyle. Gümüş mü harcadın? 700 misliyle. Ne verdiysen 700 misliyle karşılık alırsın. Allah rızası için yaparsan böyle Allah yolunda 700 misliyle karşılık alırsın. Evet. Men enfaka nefakatan fi sabilillahi kutibe lehu bi sab'ima da'if. 700 katıyla sevap verilir ona. Başka hadiste var böyle. Şimdi okuduğumuz hadiste böyle. İbn Macah Ebu Hureyre'den. Evet. Şimdi kendin gittin, işini bıraktın, işini koştun Allah yolunda cihad etmeye. Aha bunları kazanacaksın bir. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Ne yapabilirim ben? Nasıl koşturabilirim? Malın mülkünü harcıyorsun. Askere gidenlere yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun, kuşatıyorsun. Silah alın diyorsun, veriyorsun. Aha bunlar da men ersele nefakaten fi sebilillahi. Evet. Ve akam fi beytihi. Kendi gidememiş ama para yardımı yapmış. Cihada gidenlere yardım yapmış. Felehu bi kulli dirhemin seb'ime dirhemin. Evet. 700 kat sevap alır Allah yolunda. Başta bu askerlik cihat. Ve men gaza fi sebilillah bi nefsi ve enfaka fi vecede zelke felehu bi kulli dirhemin seb'ime elf dirhem. Şimdi Allah yolunda bizzat kendisi katılıyor. Para da yardım ediyor. Hem para yardımı yapıyor hem de kendi de bizzat canıyla Allah yolunda gaza ediyorsa yaptığı 700 bin 700 değil 1'e 700 değil 700 bin kat ecir alır. 700 bin kat ecir alır. Vallahi yudaifu limen yeşe. Bununla beraber Allah dilediğine dilediği kadar da artılır. Fazla verir. Kur'an-ı Kerim de böyle. Evet. Zeyd ibn Halid'den naklediliyor. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fekad gaza. Yaşlısı. Yaşlı adamsın. Gidemiyor. Hastasın. Paran var. Bu askerin şeysi benim. Elbisesi, silahının parası, efendim bineceği, şunu bu. Her şeyi ben veriyorum. Böyle kendi gidemediği halde Allah yolunda cihad eden askeri giydiriyor, kuşatıyor, alet edevatını alıveriyorsa bizzat
fakat gaza, harbe katılmış gibi olur. Evet, öyle diyor. Ama onun seferinin gideceği cihat yolundaki sebepleri hazırlarsa malından, evet, o da gaza etmiş olur. Evet, kendi olursa bire 700 bin kazanır. Böyle hadisler var. Şimdi hadisin benzeri hadisler var. Evet, onun için bunları hesap etmeli. Bunlar çok kazançlı şeyler. Çok kazançlı şeyler. En kazançlı şey Allah yolunda cihat, askerlik. Buralara mali yardım yapmalı. Evet, mali yardım yapmalı. Namusumuzu, dinimizi, vatanımızı korumak uğruna parasını hibe etmeli, harcamalı. Zenginler namütenahi sevap alırlar. Namütenahi sevap alırlar. Evet. Asker sınırda beklemese, Güneydoğu'da şimdi karda, kışta, dağda, gece, gündüz biz burada o konforlu koltuklarda oturuyoruz, halılarda oturuyoruz. Onlar orada beklemese böyle rahat oturabilir miyiz? Evimizi rahat uyuyabilir miyiz? Namusumuzu koruyabilir miyiz? Malımızı koruyabilir miyiz? Canımızı koruyabilir miyiz? Onun için mükafat çok büyük. Şehit olur, cennette de en büyük makamı alır ahirette. Bu kadar muazzam sevap kazanır. Elhamdülillah bu duygu halkımızda var. Bunu çok anlayışla karşılıyor ve hiçbir zaman yılgınlık göstermiyor. Çok önemli. Yani orada kaçmamak lazım. Bu kadar mükafat namütenahi sevap kazandırır. Allah dilediğine dilediği kadar da verir diyor. Evet. Şimdi hadisler de var bu Allah yolunda harcama konumda. Men enfaka zevceyni, Buhari Müslim hadisi bu. Allah yolunda iki çeşit, hem altın para veriyor, hem mal veriyor, giyecek veriyor. Böyle sadece para değil, para da veriyor, elbise de veriyor, alet edevat da veriyor. Bu zevcenin o demek. Veyahut da çok harcıyor. Evet. O kimseye, o kimseye böyle yaparsa, evet, fi sebilillahi da'ahu hazinetul cennet, cennetin bekçileri, görevlileri onu çağırır. Evet, ya, her bekçinin kapısı var. Bak, kapılarda var, bekliyorlar. Evet, onları çağırırlar. Evet, ey felu, ta'ala. Ey, benden gel, benden gel, benden gir, benden gir. Cennete her kapıda duran cennetin görevlileri, benden gir, bu şeref benim olsun derler. Öyle kıymetlidir. Allah yolunda canıyla, malıyla şey edenler, cihat edenler. Da'ahu hazinetul cenne küllü hazreti babin, her kapının bekçisi onu çağırırlar. Benden gel, benden gel diye. Öyle kıymetli olur bu Allah yolunda canıyla, malıyla şey ederler. Şimdi biliyorsunuz cennet 8 tanedir. Evet, bu 8 cennet dinde şekir kapısı var. Tabii her cennetin bir kapısı var. Cehennem 7 tanedir. Cehennem 8. Yani Allah'ın rahmeti gazabından üstün demek bu. Cehennem 7, cennet 8. Allah'ın rahmeti gazabından üstün demek. Şimdi bu oraya gittiğiniz zaman ben size şimdi kopya veriyorum. Şaşırmayın. Hangi kapıdan girecekseniz onları söyle, aktardım, kitaplardan getirdim. 1. Darul Celal. Evet. Darul Celal. Cennetin bir kapısı bu yazıyor. Darul Celal cenneti. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Kapısının üstünde La İlahe İllallah yazıyor. Buradan peygamberler giriyor. Şehitler giriyor. Cömert adamlar giriyor. Malının hepsini. Evet, Hazreti Osman mesela zenginmiş. Allah ondan razı olsun. Bedir'de askerlerin şeysi benden demiş.
atları benden, silahları benden, şeyle okları, yayları benden, giysileri benden. Verivermiş malının hepsini. Evet. Böyle malını verivermiş askıya, sahiler. Kapısının üstünde la ilahe illallah yazan bu Darül Celal kapısından peygamberler girer, şehitler girer, cömert insanlar girer. İkinci cennet Darül Selam. Evet. Namazını hiç aksatmadan kılmış. Öyle güzel emek çekerek kılmış. Güzel abdest almış, güzel okumuş, güzel secde etmiş. Niye söylüyorum? Adam namaza geliyor. Ama namazın şartları var. Değil mi efendim? Secdenin geçerli, hep söylüyorum, hatırlatıyorum. Çok yapıyorlar da onun için. Secde yedi aza üzere olur diyor Peygamberimiz. Alın burun yere diyecek. Havada kafa, bu secde olmaz, bu namaz olmaz. Ondan sonra iki el, üç. İki diz, beş. İki ayağın parmak uçları yere değecek en azından. Aslında şöyle koyacağız, eğilince şöyle yapacağız. Ama adam parmaklar kıvrılmıyor. Sonra başlama, eyvallah. Parmakların ucu değecek yere. Ayakların sırtını koyarsanız secde yok. Namaz kılmışsın, boşa kılmışsın arkadaş. Namazın kabul olması için farzları, vacipleri var. Onlara uyacaksın. Secde namazın rükünlerindendir. Secde yok, namaz yok. Secde ise öyle filan olmaz. Secde yok, namaz yok. Onun için bak, secde olması için de şimdi cuma günü eksik yazmıyoruz da din kardeşlerimize uyarıyoruz. Aktarıyoruz bilgileri. Cuma'ya geliyor. Ne için? Müslüman. Ne için? Namaz kılacak, cumayı kılacak, günahlarını affettirecek. Ama bakın secdede birçokları da parmaklarını, ayaklarını böyle koyuyorlar. Ayaklarını böyle koyuyorlar secdede. Sırtını yere koyan avazın namazı yoktur. Hadis var böyle. Secde yedi aza üzere olur diyor Peygamberimiz. Ayağın sırtını koyuyor. En azından parmağının ucu değmesi lazım. Bakıyorsunuz cumaya gelmiş ama adam ayağının sırtını yere koyuyor. Namazı yok. Bileceksin bunları. Öğreneceksin. Onun için namazını güzel kılarsanız, devamlı kılarsanız Darül Celal'den gireceksiniz. Evet, Darül Selam'dan, affedersiniz. Darül Selam'dan abdesti güzel alacaksınız. Bu da Darül Selam'dan bir de abdestin güzel alanlar girecek. Biliyorsunuz abdest de dört aza yıkamak farz. Evet, yüzü yıkamak. Evet. Saçın bittiği yerden çene altına kadar uzunlamasına, iki kulak arasındaki enlemesine olan bölgeye yüz denir. Adam kel, saçı yok. Ama burada iz vardır. Saçın bölgesi başkadır, yüz bölgesi başkadır. Burada bir şey vardır, o derinin bir şekli vardır. Aha, oradan çene altına kadar, çene altı dahil değil, boyun dahil değil. Çene altına kadar şurası, iki kulak arası yüzdür. Bu bölgede iğnen başı kadar kuru yer kalmayacak şekilde yüzünü yıkayacaksınız. Adam diyor, dur öyle değil ya. Suyu buraya koyacaksın, aşağı doğru. Göz pınarlarını şöyle yoklayacaksın. Şuraları şöyle ovuşturacaksın. Üç defa. Evet. Yüzü yıkamak farz. Yıkamak ne demek? Suyu getirdikten sonra, buralara ulaştırdıktan sonra artacak, bir damla olsun damlayacak. Aman, Kabe'de herif abdest aldı. Önümde. Dışarı gitmek zor. Oradan zemzem doldurdu, geldi şeye. Böyle o içecek bardağı. Böyle sürdü. Bir tane damlamadı. Yüzünü, kolunu, ayaklarını böyle, buna yıkama demezler. Mesih derler. Halbuki Cenab-ı Hak اِذَا كُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَاُسِلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü yıkayın diyor Allah. Mesih edin demiyor ki. Adam öyle namaz kıldı. Karışamazsın. Sana ne diyor? Yıkama olması için buraya suyu getireceksin. Bir damla olsun damlayacak. Damlamadı mı ona yıkama demezler. Ona mesih derler.
Halbuki Allah yüzünüzü yıkayın diyor. Bu şekilde yüzünüzü yıkayacaksınız. Bir defa yıkamak farz. Suyumuz az, bir defa yıkamak farz. Abdest olur. Üç defa yıkıyoruz, herkes üç defa yıkıyor. Sünnet. Kolumuzu, dirseklerimiz dahil. Bu dirsekler dahil. Adam böyle yapıyor, burası kuru. Bu abdest yok. Bu dirsekler dahildir kola. Burayı bir defa yıkamak farz. Üç defa yıkamak, dediğim gibi su damlayacak şekilde sünnet. Sağ sol. Ondan sonra başı bir defa meshetmek şöyle, dörtte birini farz. Şimdi bizim adetimiz, yüzümüzü üç defa yıkıyoruz. Kolumuzu üç defa yıkıyoruz, yani sünnet yapıyoruz. Başa geldi mi böyle yapıyoruz. Yahu başında niye sünnete uymuyorsun? Yüzünü yıkarken şeye uydum. Sünnete uydum, üç defa yıkadım. Bir defa yıkamak farzı. Kolunu yıkarken üç defa yıkadın, sünnete uydun. Başa gelince sadece farzı yapıyor. Şimdi öyle yaygın adet bu. Yani abdest yok demiyorum da. Orada niye sünnete uymuyorsunuz? Ona ben aklım ermiyor. Oranın sünneti de böyle kaplama mesih. Eline suyu aldıktan sonra kaplama mesih. Orada da sünnete uyumu var ya adam. Orada üç defa su almak yasak. Bir defa ısladıktan sonra böyle başının kaplama mesih yapacaksın. O da sünnet. Ama bu farz. İyi de öte tarafta sünneti yapıyorsun. Başa gelince farz yapıyorsun, sünneti yapmıyorsun. Bu ne biçim iş? Niye önem vermiyorsun başa mesih? Evet. Ayakları topuklar dahil. Topuklar dahil. Yıkamak farz. Üç defa yıkamak sünnet. Evet. Ondan sonra işte ağza burnuna su vermek, kulakları, onlar namazın sünnetleri. Güzel. Ama bu farzlar olmayınca abdest yok. Abdest azaları farz olan yerlerde iğne başı kadar kuru yer kalsa abdest yok. Böyle güzel abdest almış. Güzel abdest almak başlarken besmele çekeceksin. Niyet edeceksin. Niyet şart değil. Ama güzel abdest olması için Bismillahirrahmanirrahim. Nevetul vudu ve takarruben illallahü teala. Allah'a ibadet yapmak için abdest almayı niyet ettim. De yahu. Zoru mu var yani bunun? Konuşurken abdest almaya başlıyor. Abdest yok demiyorum. Ama güzel abdest niyetle olur, besmeleyle olur. Abdest alırken ibadet yapıyorsun. Oo, neler konuşuyorlar. Malları gönderdin mi? Seretleri tahsil ettin mi? O da abdest alıyorsun ya, mübarek adam. İki dakika bir de ibadet yapıyorsun. Güzel abdest, abdest yok demiyorum. Bu dört azayı yıkadınız mı abdest var. Ama güzel abdest alanlar bu Darüsselam'dan gelecekler. Evet, konuşmadan, suyu israf etmeden, besmele çekerek, niyet ederekten, yüzünü yıkarken Allah'ım bir takım yüzleri kararttığın günde benim yüzümü nurlandır, ak çıkar. Kolumu, sağ kolumu yıkarken Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver. Hesabımı kolaylaştırır. Sol kolunu yıkarken Allah'ım kitabımı soldan verme. Zor hesaba beni sokma. Böyle dua edeceksin. Başına Allah'ım benim boynumu cehennem azabından kurtar. Ayaklarını yıkarken Allah'ım benim ayaklarımı Sırat Köprüsü'ne kaydırma ya Rabbi. Böyle dua edeceksin. Abdest alana selam verilmez. Verdi herif. Cevap vermeyeceksiniz. Abdest alıyorsunuz çünkü. İbadet halindesiniz. Önemli olan o anda abdest. Ha, verdi, almak yok. Bitirince ve aleyküm selam diyeceksin. Evet, arada değil. Bitirince. Sen de vermeyeceksin abdest alana. Kur'an okuyana selam verilmez. Abdest alana, namaz kılana, hutbe sırasında selam verilmez. Ama şimdi hiç bunlara uyulmuyor. Güzel abdest alanlar. Evet, şimdi bir abdestle beş vakit namaz kılabilirsin. Caiz. Ama adam abdest almanın zoruna gittiği için sıkışmış, böyle debeleniyor. Ama böyle abdest, güzel abdest olur mu ya? Tamam, dışkın çıkmadı, idrar çıkmadı, yellemedin, abdestin var. Tamam da kıpırdanıp duruyor, sıkıştırmış. Gidip abdest almak zor geldi. Bu güzel abdest olur mu ya? Evet, güzel abdest alanlar. Güzel abdest alanlar Darul Celal denilen
cennetten girecekler, oranın kapısından girecekler. Güzel namaz kılanlar. Evet, cennetül mevva, üçüncü cennet, zekatını rahat verenler. Para kolay mı kazanılıyor kardeşim? Ama Allah emretmiş, vermek zorundayız. Vermeyecek ama canı gidiyor da. Ama inanıyor da tabii. Hı, böyle değil. Teşekkür ederim kardeşim ya. Aslında ben seni varıp bulmam lazım. Sen bana geldin zekat istiyorsun. Veya geldi birisi şunlara zekat verelim. Teşekkür ederim. Gönül rızasıyla, gönül hoşluğuyla. O fakir olmasa sen o borçtan kurtulamayacaksın. Teşekkür borçlusun. Zekatımı veriyorum. Seni ben besliyorum. Oy 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 oy. Evet, güzel, zekatını güzel verenler. Hocam ben bankaya yatırıyorum paramı, zekatını faizlerden veriyorum. Paramla mı zekat olur mu ya? Öyle diyor bana ya. Ben diyor bankaya paramı yatırdım diyor, biriktirdim. Haça gittim diyor. İyi, güle güle. Turistik seyahat yapar gelirsin. Olur mu ya? Zekatını böyle yapanlar var. Öyle kafasını çalıştırıyor. Kur'an'da, sünnette ne emrettiyse ona göre helaldan kazanıyorsunuz. Allah'ın tayin ettiği şekilde 1/40'ını veriyorsunuz ve gönül hoşluğu da veriyorsunuz. Ah filan, canın gidiyor veriyorsun ama öyle değil. Severek, Allah emretti diye severek verenler o dar cennetül mevadan girecekler, o kapıdan. Dördüncü cennet cennetül huldü. Evet. Cennetül Hud. Şimdi burada hadisi öğreniyorsunuz. Bak, abdesti tarif ettik. Gittin, birisi abdest alıyor. Ediyor ediyor, burlar kuru. Bir dakika kardeş. Güler yüzle. Ulan yaşım 60. Bir abdest almayı öğrenmemişim ulan. Yok 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 yok, böyle değil. Öyle diyor, ben gördüm ya. Camide namaz, delikanlı namaz kılıyor. Ulan diyor, sufa gibisin. Bir daha namaz kılmayı öğrenmemişsin. Şu ayaklara bak. Dur ya dur. Adam camiye gelmiş. Niyeti iyi. Öyle denir mi ya? Kardeş, yavrum, evladım, amca. Ben şöyle duydum. Ayaklarıyla diyecekmiş. Delen güzel söylüyor. Ama böyle hakaretle söylüyor. Abdest alırken ne biçim adamsın lan? Sıba gibi adamsın. Abdest almayı bilmiyorsun. Öyle deme yahu. Güzellikle. Ha, emr-i maruf derler buna. Mesela içiyor, şu ediyor, ezan okurken sigara içiyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yahu Ali, kardeş, ezan okurken sigara içilir mi lan? Ezana saygısı olmaz mı yahu? Güler yüzle, emr-i maruf, haram olan, günah olan şeyleri önleme. Böyle yapma. Nehi anil münker. Bunları rıza-i bari için böyle güzellikle, evet güzellik Allah'ın emri böyle. Güzellikle söyleyin diyor. Öyle kalp kırarak değil, hakaret ederek değil. Böyle yaparsanız hanımınıza öğreteceksiniz, oğlunuzunuza öğreteceksiniz, akrabanıza öğreteceksiniz. Bütün müminler kardeştir. Kardeşlerinize böyle bilmeyenlere güzel bir şekilde dinin emirlerini öğreteceksiniz. Emr-i maruf. Kötülük yapıyorsa bir dakika, güzel kardeşim falan deyip engel olacaksınız. Nehy an münker. İşte böyle. Emr-i maruf, nehy an-ı münker yapanlar da cennetin özel bir kapısından cennetül kult cennetine girecekler. O kapıdan, evet. Cennetül naim var, beşinci cennet. Şimdi Allah imtihan için dünyaya göndermiş. Öyle. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel yapacak? Onun için salıverdik dünyaya, biz getirdik sizi. Ayet böyle. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا. Nefsimiz var. Delikanlıyı kız davet ediyor. İçi de kaynıyor. Allah var. Diyor. Aferin sana. شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ. O en hararetli devrinde namazını kaçırmamış. Asla harama el uzatmamış, zina yapmamış, Allah demiş, durmuş. Bu delikanlı arşın gölgesinde gölgelenecek mahşerde herkes kıvranırken. Evet,
böyle nefsine hayır demiş. Dur. Şimdi aldatmayı çok iyi biliyor. Gelsin, gelen adam da alışveriş yapan bir adam kastediyorum. Kuş. Elime düştü bir kuş. Adam saf adam. Kazıklayabilirsin, aldatabilirsin. Sen her şeyi biliyorsun. Nefis diyor, Allah'ın kazıklığı lan, bilmiyor işte. o zaman susun. Nefsine diyeceğini dırırdın. İmam-ı Azam Hazretlerine bir koca karı gelmiş. Saf bir koca karı. Bir kumaş satıyor. Demiş, bana demiş, maliyetine ver şu kumaşı. Maliyetine ver. Sana kaça mal olduysa ona ver demiş. Yani karsız sat. O da bir rakam söylemiş. Koca efendi demiş, sen benimle alay mı ediyorsun ya demiş. Koca karı diye benimle alay mı? Bu fiyata bu kumaş olur mu? Sen ne dedin? Maliyetini sat dedin bana, ben de maliyetini söylüyorum. Bak eline düşmüş bir kuş. Yalan söyleyebilir. Evet. Maliyeti bu demiş. Maliyeti bu. Tüccar para kazanacakken değil mi? Yalan söylemiyor. Mesela 300 liraya bir mal almış. 500 demiş mesela gelen. İnsafın kurusun demiş. Bu 500 olur mu? Vallahi billahi 400 aldım. Halbuki 300 almış. Yalan yere yemin ediyor para için. Felaket. Evet, felaket. Ne dedi? Hadiste var. Yahudi olayım, gavur olayım, ben bunu 400 aldım. Ulan 300 almışsın, hakikaten gavur olur diyor. Hakikaten Yahudi olur, Ermeni olur diyor. Bunları yapmayacağız. Yalan yere yemin etmeyeceğiz. Gelen adamı aldatmayacağız. Dürüst davranacağız. İşte böyle nefsinin arzusuna, dedim ya, elle düşmüş bir kuş aldatabilir. Para kazanabilir ama o nefsinin arzu hayır. Dürüst olacaksın. Dürüst olmak Allah'ın emridir. Aldatmayacaksın. Emrine uyursa, bu nefsi emmarenin isteklerine dur derse, bunlar da cennetün naimde o kapıdan girerler. Cennetün naime girerler. Halis, muhlis, iyi niyetle hacca gidecek. Çalışmış, çabalamış, helal kazancından hac parası birikmiş, biriktirmiş. Haccın da kuralları var. Bak ne demin ne dedik? Eğer ayakların sırtı konursa secde kabul değil, namaz yok. Aynı bunun gibi haram parayla hac kabul değil. Haccın kuralları var. Şurada ihrama gireceksin şu niyetle. İhrama girdikten sonra şu yok, bu yok, yasaklar var. Dedikodu yok, kavga yok. İşte Arafat'ta, Arafa günü dua edeceksin. Oradan geldikten sonra bayram günü ziyaret tavafı yapacaksın. Haccın olmazsa olmaz şartlarını söylüyorum. Adam hiç bunlardan haberi yok. Hacca gidiyor ama yanlışlıkla oturmuş. Oturana mesela uçakta, mesela otobüste. Ne oturur oğlum? Hayvan. Orası benim. Dur lan ya. İnsan yanılabilir ya, dalgın olabilir. Haçtasın sen. Haçta kavga yok diyor Allah. Ve la cidale ve la füsuka fil. Haçta günah işlemek yok. Başka yerde de yok ama haçta bilhassa tembih diyor Allah. Çünkü milletin çoluk çocuğundan uzak, uykusuz, yorgun, canı sıkkın. Orada böyle şeyler çok olduğu için ve la cidale ve la füsuka fil. Haçta kavga yok, tartışma yok. İşte böyle yanlış oturmuş, adamın canı sıkkın, hemen bağırıyor. Dur bağırma amca, sen hacısın, hacı koyun gibi yumuşacı olacak. Puh deseler bile sağ ol abi, sağ ol, çok yaşa abi diyebilir misin bunu? En zor ibadet haçtır. Böyle diyen adama bile kavga etmeyeceksin. Tamam abi, sen bilirsin abi. Çok zordur haç. Böyle olanlar haccı mebrur sahibi olur. Aradan doğduğu gibi günahtan kurtulur, gelir memleketine. Kevme raca'attu veledettu ummu. Anasından doğduğu gün gibi memleketine gelir diyor Peygamberimiz. Ama bu da zor işte. Geliyor, su içeceksin. O Afrikalı, görgüsü yok, tahsili yok.
ama hacca gelmiş. Güçlü, sen de cılız bir herifsin. Seni bir ittiriyor, sıraya o giriyor. Hemen iki tane atmayacaksın. Tamam abi, sen bilirsin abi. Ne kadar zor ya, değil mi? Evet. Tavaf ederken seni düşünmüyor. Hızlı yapacağım derken ayağına bir basıyor. İzbandut gibi herif. Zaten ayakkabı giymediği için ayağının altı kesöle gibi derisi. Senin dırnan söküp gidiyor. Hulan seni demeyeceksin. Sabır ne kadar zor değil mi? Ama ne kavgalar oluyor biliyor musunuz? Evet. Hacılık çok zor. İşte böyle. Haccın şartlarını biliyor. Ondan sonra sabır etmiş. Duvar gibi sabırlı. Aha bu hacılar da Cennetül Karar kapısından Cennetül Karar'a girecekler. Evet, onların mevkisi de ayrı. Bir de işte böyle Çanakkale'de savaşanlar var, İstiklal Harbi'nde savaşanlar var. Evet, Kore'de savaşanlar da böyle. Zulmü önlemek için savaşmak da aynı mücahittir. Şimdi Güneydoğu'da gece gündüz o zalimlere, satılmış şeriflere, insanların canını, malını gasp edenlere karşı savaşan Mehmet de aynıdır, mücahittir, dinen böyledir. Nerede olursa olsun zalimlerin zulmünü önlemek için savaşan mücahittir. Bu mücahitler de Cennetül Firdevs, cennetin en yüksek makamı, en yüksek makamı, oraya girecekler. Evet, şimdi bir de Cennetü Adın var, 8. cennet. Burayı kazanmak çok zor. Şimdi çıkıyorsunuz evden dışarı, sokağa, kadınlar çırılçıplak. Boynunu, kulağını, göğsünü her tarafını açmış, daracık giyinmiş her tarafı meydanda, bir de yüksek topuk giymiş, kırıta kırıta yürüyor. Bu tarifler ben yapıyorum diye beni kınamayın. Elmalı Hamdi Yazı Hoca da tefsirde şey diyor, bilmemesini çalkalaya çalkaya yürüye, tafsilatıyla anlatmış. Ben de hocamın anlattıklarını size aktarıyorum. Sen bakıyorsun, kıyak karıymış. Gitti. Gözünü haramdan sakınanlar. Çok zor şimdi. Çıkıyorsun hep haram. Biliyorsun hep haram. Tamam. Ne yapalım hocam o zaman, evden çıkmayalım. Ha. Hazreti Ali demiş, ya Resulallah, gözümüzü kapasak çukura düşeriz. Direğe toslarız. Gözün haramdan sakınanları yok diyorsun. Ali demiş, ilk nazar senin. Gördün incesin kafayı. Ama bu basit değil. Gördün çok fevkalade güzel bir kadın veya çok güzel bir şey. Bir daha bakarsın. O zaman işte suç. O zaman günah. O zaman günah. Tamam. Direğe toslamamak için, çukura basmamak için gördün ki kafanı çevireceksin. Buna dair anlatıyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği zamanında Basra valisinin yardımcılarından birisi vefat etmiş. Evet. Hemen arkadaşları bir ay sonra demişler ki çoluk çocuğu perişandır, yardıma muhtaçtır. Yardım toplamışlar. Vali Hazretleri demişler, sen götür ver karısına. Kimmiş karısına? Karısı da son derece güzel bir kadınmış. Anlatılanları anlatıyoruz efendim. Verirken bir bakmış, öyle güzel gözlü, öyle endamlı kadın. Hemen kafasını eğmiş. Eğmiş ama içeride fırtınalar dönüyor. Öyle dayanılmaz güzellik. Vali ya bu, Hazreti Ömer zaman valisi. Bir ay sonra kafasında o güzel gözler var, güzel endem var. Bir daha para toplamış giderken biraz daha çok bakmış. Bakış nereye götürüyor bak. Halbuki ilk nazar senin, tamam, indirdi gözünü. Ama ikinci gidişini biraz daha çok bakınca haram başladı bakın. Üçüncü gidişini daha çok bakmış derken ve zina etmişler. Zina etmişler. Evet, her ay para götürüyor vali kadına.
çalışanından biri anlamış meseleyi. Niye her ay o götürüyor ya? Memurun söylese ya. Anlamış valinin zina ettiğini. Takip etmiş. Hakikaten zina ettiğini görmüş. Ama İslam'da zina suçunu söyleyebilmek için 4 tane erkek Müslüman şahit o vaziyette görecekler. Bunu bildiği için arkadaşın demiş ki bizim vali böyle 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 demiş. Yardım götüreyim diye hani zina ediyor demiş. O arkadaşlarını götürmüşler, görmüşler. Nereden başladı bu iş arkadaş? Bakmaktan başladı. Görmekten başladı. İşte gör, siz diyorsunuz ya bilgisayar çalıştırırken bir yanlış şey geliyor. Ne diyorsun siz ona? Program bozuyor. Virüs. He? Virüs geldi diyorsunuz ya. Zar bu devirde. Gözünü haramdan sakınanlar. Gözünü haramdan sakınanlar. 8. cennet, cennet-i adene girecekler. Buyur, meydan sizin. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8 cenneti böyle anlatmış. Kim gireceğini. Gözünü haramdan sakınanlar adın cennetine girecekler. Evet. Şimdi cennetteki adamlar dedik ki bazı adamları işte bir Allah yolunda canını vermiş, malını vermiş. Rıza-i bari için her cennetin ey felu, helumme gel benden gir, benden gir. Bu 8 cennetin hepsi gel benden gir diyecekler. Fakale Ebu Bekir radıyallahu teala an. Hazreti Ebu Bekir oradaymış. Ya Resulallah bu adam kazandı gitti ya Resulallah. Kim bu yahu? Demiş sormuş Ebu Bekir Efendimiz. Dikkat edin. Evet. Ellezî lâ teven aleyhi. Kazandı gitti ya Resulallah. Buna helak yok. Ne muazzam adam yahu. 8 cennetin kapısını kapıcılar gel gel diyorlar. Ne diyor Peygamberimiz bak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni le ercu en tekûne minhum. Ebu Bekir bütün cennetin kapıcılarının çağırdığı adam senin olmasını umarım diyor. Evet. Peygamber onun oradan olduğunu biliyor. Ama bize diyor ki benim hocam cennetin en büyük adamı demeyin. Kesinlik yok. Son karar kim verecek? Allah verecek. Evet, peygamber bildiği halde bize diyor ki şimdi öyle diyor adam benim hocam öyle deme beyefendi. Son karar Allah'ın. Peygamber ne diyor bak Ebu Bekir o çağırılanlardan birisi de sen olacaksın. Umarım diyor bak ercu. Peygamber böyle söylüyor. Biz de böyle kesin söylemeyeceğiz. %100 cennetlik bu adam. Ulan bu cehennem kütüğü %100 demeyeceğiz. Allah bilecek onu. Böyle cennetlik bile derken umarım Ebu Bekir onlardansın diyor. Hep Allah'a sığınacağız. Allah'ın işine karışmayacağız. Evet. Ercu umarım bize bunu anlatıyor. Biz de dilimize hakim olacağız. Edebimizi takınacağız Allah'a karşı. Allah'ın gücüne gidecek şeyler söylemeyeceğiz. Çok söylüyoruz. Evet. Mehmet gel kardeş gel. Senle yarın şuraya gidelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Tamam, tamam. Yarına çıkacağın garantili belgesi var mı arkadaş? Bugün ölmeyeceğine dair. Şu camiden çıkacağına da garanti belgen var mı? Sen buna inanıyorsun. Kadere inanıyorsun. Ecel geldi mi bir saat öne alınmaz, bir saat geciktirilmez. Ama ne diyoruz biz? Mehmet kardeş gelelim, yarın şuraya gidelim, şöyle yapalım. Bir. Ne diyeceksin? İnşallah diyeceksin. Allah izin verirse, inşallah. Hemen imanını orada konuşturacaksın. Allah'ın gücüne gider ya. Sıkıysa git bakalım, hadi bakalım, hadi git diyemez mi? İnşallah. İnşallah. Bak, güzel şeyler yaptın. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım deme. Onu sana nasip eden Allah. Hatırla hemen elhamdülillah de. Hemen hatırla Allah. Elhamdülillah de.
Evet, bir cenaze oluyor mesela. Duydun mu komşu falan diyor, niye olmuş ya? Dün beraberdik. Bakın sözümüz bu, dikkat edin. Niye ölmüş ya? Dün beraberdik ya. Bu söz müminliğe yakışmaz. Öldüren Allah değil mi? Öldüren, dirilten Allah değil mi? O emretmiş, öldürmüş. Azrail kalmış, canını almış. Niye ölmüş ya? Denir mi ya? Ama bunlar, biz bu yanlışları çok yapıyoruz. Onun için dilimize, gözümüze, elimize, ayağımıza hakim olacağız. Her durumda Allah'a imanımızı konuşturacağız. Hemen Allah'ı hatırlayacağız. Her şeye besmele ile başlayacağız. Bitirince elhamdülillah. Böyle bir şey gördüm. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz geldi yüzüme ekşi değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Uyumayacağız ona. Evet. Gece gündüz la ilahe illallah diyeceğiz. Dilimiz alışsın da son sözümüz la ilahe illallah olsun. Çünkü kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer diyor peygamber. Bizim de derdimiz cennete gitmek. Dilimizi bunu kırdırsın, alışsın diye bunu söyleyeceğiz. Evet, Müslümanlığımızı her halükarda yaşayacağız. Evet efendim, bu cennetlere de o zaman hak kazanacağız. Evet. Evet, bu hadisin devamında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bak, ameller şöyle şöyledir, yedi türlüdür. Söyledi, saydık. Diyor ki Efendimiz, وَالصِّيَامُ لِلَّهِ تَعَالَى يَعْلَمُ سَوَابِ عَامِلِهِ اِلَّا اللّٰهِ Orucu Allah için tutana gelince, onun sevabını hesap edemeyiz. Allah bilir. Neden? Benim midemin susuz, oruçlu, acı olduğunu bilemezsin sen. Onun için ben seni ben oruçluyum diye yutturabilirim, değil mi? Oruçlu olmak sırf Allah içindir. Onun için Allah için olduğundan da sevabını bizzat Allah verecek diyor Peygamberimiz. Burada da onu söylüyor. Sırf rızayı bari için oruç tutan adamın sevabını da ancak Allah bilir. Aldatmak herkesi mümkün, oruçluyum diye. Allah için oruç tutmak. Öyle diyor Buhari'de. Men sâme yevmen fî sebilillâhi ba'adallâh ve çev'anin nâr seb'ine harifen. Allah rızası için Allah yolunda bir oruç tutarsa bir kimse, bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü 70 yıl cehennemden uzaklaştırır. 70 yıl. Evet, Hazreti Enes diyor ki 100 yıl, o hadiste böyle 100 yıl uzaklaştırır. Bir başka hadiste de Ebu Derda Hazretlerinden, Karaköy'de yatıyor Ebu Derda, evet o yeraltı caminde, Cealallahu beynehu ve beynen nari handakan kema beyne semai vel ard. Rıza-i bari için Allah için bir gün oruç tutan bir müminle cehennem ateşi arasına Allah yer ile gök arası kadar uzak bir hendek koyar. Cennete atlayamasın, sokmasınlar, götüremesinler diye. Sema ile yer arası kadar genişlikte hendek koyar. Veynem nari handakan kema beyne semai vel ard. Ebu Derda da bu hadisi nakletmiş. Oruç tutmak bu kadar muazzam bir şey. Evet, namaz da öyle de. Ha, Allah yolunda. Evet. Bir başka rivayet. Hazreti Enes'ten. Tebaadet minhü cehennemü hamsümiyeti am. Sırf rıza-i bari için oruç tuttu. Evet. Bir adam cehennemden 500 yıllık uzaklaştırılır diyor. Oruç konusunda böyle müjdeli hadisler var. Evet. Bu mükafatlar bakıyorsunuz birçok azdan başlamış. Evet. Evet, azını haber vermiş peygamberimize. Sonra daha çoğunu vermiş. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri toplamış. Ne dersiniz demiş. Cennete gitseniz, cennetin üçte biri siz olsanız ne dersiniz? Allahu Akbar demişler. Neden? Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış.
biz peygamber 63 yaşında vefat etti. Uzun süre yaşayınca uzun süre cihat yapmış değil mi mümin? Daha çok kazanacak. Biz ise şu kadar üçte biri ameller, onların çok, bizden çok mesela. Allahu Ekber demişler, öyle sevilmişler ki Cenab-ı Hak haber göndermiş, Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Yarısı sizden demiş. Yarısı bizden demiş peygamberimiz. Allah demişler, sevinçlerinden sıplamışlar. Öyle Allah hoşlanmış ki onların o sevinçli sevinmesinden Cebrail Aleyhisselam yine göndermiş. Kalan yarısını da siz bölüşeceksiniz demiş. Cennetin dörtte üçü bizden, ümmeti Muhammed'den elhamdülillah. Allah ümmeti Muhammed'den olmaktan bizi mahrum bırakmasın, ayırmasın. O kadar şanslı adamız biz. O kadar şanslı adamız. Yani demek istediğim, bu hadiste olduğu gibi Cenab-ı Hak böyle önce şöyle diyor, sonra artırıyor, sonra artırıyor. Peygamber'e de bu hani 1'e 700 bin dedik ya, böyle arttırmış olabilir diyor. Aklınıza takılmasın diyor Ahmet Ziyaddin Hazretleri. Cenab-ı Hak bizi kamil iman sahibi müminlerden eylesin. Bu müjdelere erenlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâhû, el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife, ma'a besmele-i şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin, Rahman, Rahim, Tabdin, Ekin, Hamd, Ekin, Müstakim, Sırat, Allah, Sinan, Rahim, üçer salavat-ı şerife, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Birer elem neşrah leke suresi, besmele ile beraber. Elem neşrah leke sabır, o da anan kezir. On üçer İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okumuş olduğumuz Süveri Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervah paklarına, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhi mecbani efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete itihar eden mümin-i müminat, rahmetullah aleyhi mecmun ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz ervahıyla beraber
buracıkta bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatan için canlarını bezleden sıkıntıdayken şüheda kuzatın, hayır eserler diken ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmeler ervahını bağışladık, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayır yoluna rahatça harcayabilen sahilerden eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza